Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde çanak anten üzerinden uydu yayınlarını alan radyo devresinden, ya radyo bağlantısından bahsedeceğim arkadaşlar. Bir radyo uygulamamız var arkadaşlar. Bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle sağ taraftaki şemayı baz alacak olursak genel anlamda zaten uydu bağlantısı çanak üzerinden LNB'den çıkan koaksiyel kablo biliyorsunuz. SCART uydu alıcısına giriyor arkadaşlar, anten girişine. Uydu alıcısının çalışabilmesi için adaptör, yani 12 volta ihtiyacı var. Ayrıca adaptörü var arkadaşlar mini SCART'larda. Bir de göz çıkışı var arkadaşlar, IR dediğimiz arkadaşlar. Kumandayı oradan algılıyor arkadaşlar. Mini SCART uydu alıcısına ekstradan arkadaşlar SCART'ın bulunduğu bölgeden arkadaşlar genel olarak ben uygulamada tamir yöntemiyle ses çıkışı aldım arkadaşlar. Oradan ses çıkışını alarak ses yükselticisine taşıyoruz sesi. Ses yükselticisinden de ses almış oluyoruz. Bu şekilde radyo şeklinde görüntü olmadan dinleyebiliyoruz yayınları arkadaşlar. Yani yerel anlamda bölgesel radyoların yetersiz kaldığı noktada uydu yayınlarını alan bir radyo arkadaşlar çok daha geniş kapsamlı radyo dinleme imkanı sağlayacaktır. Artık günümüzde internet uygulamaları da var. Fakat internetsiz bir radyo yapmak istiyorsanız, çanak anten üzerinden dinlemek istiyorsanız televizyon olmadan bu şekilde dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Ekranda da bir araba teybi dediğimiz bir teyp üzerinden eski model kasetçalarla bir teyp üzerinden uyumlaştırılmış bir bağlantı şeyi var arkadaşlar. Uygulaması görüyorsunuz arkadaşlar. Mini SCART uydu alıcısı var. Ses yükselticisi olarak araba teybini kullandım ben arkadaşlar. Araba teybinde normal ev şebekesinde besleyebilmek için 12 volt bir adaptör olması gerekiyor. O 12 volt adaptörden hem teybe besleme veriyorum hem de mini SCART uydu alıcısında besleyebiliyorum arkadaşlar. Ayrıca yani adaptöre gerek yok bu noktada. Hem koaksiyel kablo girişini görüyorsunuz arkadaşlar mini SCART uydu alıcısının ve göz bağlantısını görüyorsunuz, alıcı göz bağlantısını. Bu şekilde bir uygulama var. Bunun detaylarına bakacağız bu bölümde arkadaşlar. Yani mini SCART uydu alıcısının ses sistemine bağlayarak bir nevi radyo yapmış olacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle SCART bağlantılarını bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani tamir odaklı yapacak olursak, yani tamir bilen arkadaşlar için, elektronikçi arkadaşlar için SCART'ın içini açtıktan sonra SCART pinlerinin şeylerini bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ses çıkışları hangisi yani? SCART'tan ses çıkışı nasıl alabiliriz? Sol tarafta en üstte görüyorsunuz bir diyagram var arkadaşlar. SCART ses çıkışları kaç nola yapmış? Bir nola ayak arkadaşlar sağ ses, 3 nola ayak sol ses artı çıkışı, 4 nola ayak ise sesin eksisi arkadaşlar. Bu şekilde şemada belirlediğimizde alttaki şemada da nasıl bağlantı yapılacağına dair şeyler var arkadaşlar. Jackları nasıl bağlayacağımıza dair bir şey var arkadaşlar. Şema var görüyorsunuz. Sağdaki resimde de arkadaşlar doğrudan SCART içinden kablo ile alınmış bir bağlantı var. Fakat ben bunu genel olarak arkadaşlar alıyorum arkadaşlar. SCART'ın olduğu noktadan alıyorum. 1, 3, 4 nolu çıkışları alıyorum kabloyla arkadaşlar. Bir ses jack'ı yapıyorum oradan. Daha sonra kapattıktan sonra o ses jack'ını da ses yükselticisine veriyorum. O şekilde sesi taşıyorum. Şimdi devam edecek olursak, şimdi tamirsiz bir uygulama yapmak gerekiyorsa, yani bilmeyen arkadaşlar, elektronik tamir bilmeyen arkadaşlar için şeyler var arkadaşlar. RCA SCART şeyleri var arkadaşlar. Dönüştürücüler var. Öyle diyeyim arkadaşlar. Ekranda görüyorsunuz sol tarafta, üst tarafta arkadaşlar. Bu şekilde bir aparat aldığınızda arkadaşlar şöyle olur. Uydu alıcısını, mini SCART uydu alıcısını bu SCART'a yerleştirdiğinizde SCART giriş tarafını arkadaşlar görüyorsunuz. Üst tarafta RCA çıkışları var arkadaşlar bu adaptörün arkadaşlar. Hem görüntü çıkışı hem de ses çıkışları var. Biz görüntü çıkışını kullanmayacağız burada. Sadece ses çıkışları bizim için yeterli olacaktır. Üst tarafta kırmızı ve beyaz jacklar var arkadaşlar. Fav jackları. Onları kullanmak yeterli olacaktır. Yani tamirsiz uygulamayı bu şekilde yapabiliriz. Bir tane RCA, SCART RCA dönüştürücü almanız gerekiyor adaptörü arkadaşlar. Mini SCART uydu alıcısını buraya taktığınızda zaten o ses çıkışları oradan alınacak arkadaşlar. Bir tane de RCA ses kablosu alırsınız arkadaşlar. O ses çıkışlarına RCA ses kablosunun kırmızı beyazı geçirirsiniz. Daha sonra diğer ucunda arkadaşlar ses sisteminin input kısmını arkadaşlar bölümüne arkadaşlar jackları geçirirsiniz. Daha sonra da zaten
şeyi çalıştırdığınızda, mini SCART'ı çalıştırdığınızda, herhangi bir radyoyu açtığınızda ses sisteminden ses alabilirsiniz. Tamirsiz en basit uygulama bu şekilde şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Uydu radyosu yapabilirsiniz kendinizce. Televizyon olmadan o şekilde diyeyim arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar şunu da belirtmek isterim. Çanaktan ayrıca uydu alıcısı bağlayabilmek için LNB 2 veya daha fazla çıkışlı olması gerekir. Görüyorsunuz arkadaşlar. Tek çıkışlı LNB mevcut şeyde çanakta televizyon için kullanıldığı için çanak antenler arkadaşlar. Çift çıkışlı olursa biri televizyona gidiyorsa ekstra bir tane de koaksiyel kablo çektiğinizde onu da radyo için kullanabilirsiniz. Ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. İki tane kablo var. Beyaz kablo onlar televizyonlara gidiyor. Yeşil kablo ise radyo için kullandık arkadaşlar. Ekranda görüyorsunuz. Bu şekilde bağlantı yapmanız gerekiyor tabii ki. Şimdi genel olarak uygulama aşamasına bakacak olursak ses sistemine mini SCART uydu alıcısını nasıl bağlayabiliriz? Bağlamışız arkadaşlar. Çanaktan LNB'den koaksiyel kablo ile çıkan kablo arkadaşlar. Buraya kadar normal uydu bağlantısı olacak zaten arkadaşlar. Şey mini SCART olan kadar olan kısım. LNB'den çanak anteninden çıkan koaksiyel kablo mini SCART uydu alıcısının girişine geldi. Orayı bağladık. Koaksiyel girişine arkadaşlar. Daha sonra 12 volt adaptörü bağladık. Gözünü bağladık. Alıcı gözü arkadaşlar. Mini SCART'ı çalıştırdık. Bir de ses kablosu yaptık diyelim arkadaşlar. Şey SCART'tan şey bölümün başında göstermiştik. 1, 3 ve 4 numaralı ayaklardan kablo ile ses jack'ı uydurduk arkadaşlar. Veyahut da çevirici adaptörde adaptörle ses jack'ı ile RCA jack'ı ile ses sistemine taşıdık. Ses yükseltisinde arkadaşlar sesi bu şekilde alabiliriz. RCA veya AUX girişi kullanılabilir ses yükselticilerinde arkadaşlar. Fakat kablo buna uyumlu olması gerekiyor. Eğer RCA girişini kullanacaksanız, arkada kırmızı beyaz jackları kullanacaksanız ses yükselticisinde o şekilde bir kablo kullanmanız gerekiyor. Eğer AUX girişini kullanacaksanız ses yükselticilerinde ayrıca kulaklık girişi gibi bir giriş de var arkadaşlar. O şekilde bir jackınız olması gerekiyor, uydurmanız gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat etmek gerekiyor. Genelde arkadaşlar RCA girişleri kullanılıyor şeyler, ses yükselticilerinde. Şimdi o genel bir ses sistemi, ev tipi ses sistemleri için geçerliydi arkadaşlar. Fakat ototeyp için bağlantılara bakacak olursak, araba teybi olan, elinde mevcut olan arkadaşlar da şey araba teybin ses katında kullanabilir arkadaşlar. Bunun için nasıl bağlantı yapacağız? Genelde araba teyplerin bağlantılarını incelersek arkadaşlar yeni modellerde, ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Alt tarafın arka tarafını görüyorsunuz altta arkadaşlar. Sol tarafta bir Clemens şey jack kısmı var arkadaşlar. Clemens kısmı. Üst tarafı artı 12 volt besleme kısmı. Alt tarafta ses çıkışları, hoparlör çıkışları var görüyorsunuz. Daha sonra şeyler var arkadaşlar. RCA çıkışları var arkadaşlar. Bunlar genelde bas ve amfi bağlamak için kullanılıyor. Bas amfi bağlanmayacaksa bunlar genelde kullanılmıyor ve de anten girişi var, koaksiyel girişi. Anteni de kullanmıyoruz arkadaşlar şeyde zaten. Eğer uydu radyosu yapıyorsak arkadaşlar. Ön tarafında da ses girişi var. AUX diye yazar genelde arkadaşlar. Cep telefonu ya da MP3 çalar bağlamak için kullanılır. Bizim için önemli olan arkadaşlar ototep bağlantısını yaptıktan sonra ses girişini kullanacağız burada arkadaşlar. Doğrudan ses girişi. Radyoyu kullanmayacağız. Araç tipi radyo bir şey teybin ama doğrudan ses katını kullanacağız. Şimdi şemamıza bakacak olursak arkadaşlar araba teybini ev şebekesine bağlamak için araba teypleri biliyorsunuz 12 voltta çalıştığı için araba aküleri 12 volt olduğu için bizim çevir adaptörümüz olması gerekiyor güç kaynağımız arkadaşlar. Ortalama 5 amper ile 10 amper arası bir güç kaynağı yeterli olacaktır piyasada satılan arkadaşlar DC 12 volt. Araba teybini şimdi daha önceki şemada gördüğünüz gibi arkadaşlar ses yükseltici şemada gördüğünüz gibi normal ses yükselticilerinde arkadaşlar normal uydu bağlantısı var. LNB'den şeye giriyor, mini SCART'a giriyor çanaktan LNB'den. Daha sonra gerekli bağlantıları yapılıyor. Göz bağlantısı ve adaptör bağlantısı şeyi mini SCART uydu alıcısının. Fakat burada SCART çıkışı, ses çıkışı AUX şeyine girişine gideceği için kablonuz o şekilde olması gerekiyor. Çıkış RCA'lı değil de ses girişi yani kulaklık şeyi gibi olması gerekiyor. Kablosu gibi olması gerekiyor arkadaşlar. O şekilde bir uydurma yapmanız gerekiyor. Yani kabloyu o şekilde bulmanız gerekiyor. Bağlantı yapmanız gerekiyor. O şekilde bağladığınızda ses girişini arkadaşlar araba teybinde 12 voltu verdiğinizde beslemeye daha sonra ses çıkışlarını da bağladığınızda arkadaşlar şey yapabilirsiniz.
Yani uydu yayınlarına eve bağladığınız araba teybinden de dinleyebilirsiniz bu şekilde arkadaşlar. Evet, ekranda bölümün başında gösterdiğim uygulama resimleri var görüyorsunuz arkadaşlar. Sol tarafta en üstte bakalım. Cepheden görünüşü var arkadaşlar. Görüyorsunuz SCART'ın hemen dibinde ses çıkışı aldım ben kablolarla arkadaşlar. Ucunda ise şey var arkadaşlar. Kulak kablosu gibi bir kablo var. Onu da teybin girişine verdim. Ses girişine arkadaşlar. O şekilde çalıştırdım. Dilerseniz normal ses sistemine de bağlayabilirsiniz arkadaşlar evde kullandığınız. Onda ise RCA kablosu kullanmanız gerekiyor. Kulaklık kablosu değil de. Ortadaki şekilde değil, resimde ise arkadaşlar görüyorsunuz. Yukarıda arkadaşlar sağ tarafından görünüşü var arkadaşlar. 12 volt beslemesi var. 12 volt beslemesini mini SCART'ın aynı zamanda tek güç kaynağı hem şeyi besliyor arkadaşlar mini SCART'ı hem de şeyi araba teybini besliyor arkadaşlar. Koaksiyel girişi var görüyorsunuz. Alıcı göz girişi var arkadaşlar bağlantısı. Sol taraftan görüntüsü yukarıdaki en sağdaki resimde güç kaynağını görüyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra üst taraftan görünüşü var altta sol tarafta arkadaşlar jack bağlantıları falan. Daha sonra da altta en sağda arkadaşlar şey var arkadaşlar. Teybin önden görünüşü var arkadaşlar. Hemen şeyin yanında arkadaşlar görüyorsunuz. Ses ayar podunun yanında şey var arkadaşlar. Ses giriş var. Girişi kullandım ben kabloyla arkadaşlar. Bu şekilde kullanışlı bir uydu yayınlarını alan radyo yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani yerel radyoların yeterli yayın olmadığı yerlerde gayet kullanışlı bir şeydir, uygulamadır bu arkadaşlar. İster ses yükselticisini kullanırsınız arkadaşlar, isterseniz de bu şekilde araba teybirine de kullanabilirsiniz araba teybirlerini, AUX girişlerini veya ses girişlerini arkadaşlar. Fakat burada bölümün başında da söylediğim gibi arkadaşlar, mini SCART uydalıcıyı RCA SCART'tan RCA'ya dönüştürücü adaptör almanız gerekiyor veyahut da bu şekilde bölümün en başında gösterdiğim gibi uydalıcının SCART kısmını açarsınız arkadaşlar. Ses girişleri pinleri biliyorduk zaten. Kaçıncı pindi arkadaşlar? 1, 3 ve 4 arkadaşlar. 1 ve 3 ses artı çıkışları, 4 ise arkadaşlar şeydi arkadaşlar. Eksi çıkışıydı arkadaşlar. Buna göre bağlantısını yaparsınız arkadaşlar. Ses girişine RCA ile taşıdığınızda veyahut da araba teybine kulaklık kablosuyla taşıdığınızda arkadaşlar sesi alırsınız arkadaşlar. Kumandayla da şey yaparsınız arkadaşlar. İstediğiniz radyoyu getirebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki önceden şey yapmanız gerekiyor. Bu uydalıcısını radyoların yerlerini falan belirlemeniz gerekiyor. Arattırmanız gerekiyor. Daha sonra şeye takarsınız arkadaşlar. Ses sistemine bağlarsınız. Evet, anlatacaklarım bu kadar. Teşekkürler.